misin sen? Oğlum çayı höpürdettin mi? Çay çok kız istemelik olmuş. Ne? Kız istemelik olmuş çay. Ne koymuş? Berbat yani. Ama sen hiçbir şeyden memnun kalmıyorsun ya. Esra Hanım benden de memnun olmasın. Alalım çayı sandalyeyi, başka bir şey getirin. Hasan'cığım kendine geldin mi? Ya gelmek, ben canlı yayında şu an tabii heyecan olacak. İlk defa bu ortama çıkıyorum. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Hasan'ın... Ne oluyor Şerife? Üf püf ya. Şimdi Esra Hanım konuşmasından zaten yani teşekkür ederim de hani bana bir merhaba demesi lazım. Burada sizle konuşunca bir merhaba derse anlayacağım ama bana hoş geldin dedin mi? Fırsat koyamadım ki konuşmaktan. O konuşuyor. Ay o konuşunca bir şey diyemiyorum. Ben isyankar. Hasan bak cilve yapıyor, diyor ki bana diyor bir merhaba demedi diyor. Merhaba Şerif Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür olsun. Isparta'dan gelmişsiniz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kendini anlatır mısın Hasan? Ben hayvancılıkla uğraşırım. Güzel. İş bulduğumda çalışırım. Şu an işsizim. Ama iş bakıyorum. Başvurularım var. Şu anda dönemsel olarak mı işsizsin yoksa hani bazı insanlar vardır bekledikleri istedikleri bir iş vardır. Ben dönem dönem çalışırım. Dönem dönem çalışırsın. Çalışmayı sever misin? Severim. Seversin de. Daha önce evlilik yaptın mı? Yok, hayır yapmadım. Hiç yapmadın. Ailenle yaşıyorsun. Evet, ailemle yaşıyorum. Tartışmalı ortamlardan nefret ederim. Olabilir. Oğlum sen demişsin tartışmalı ortamlardan uzak dururum diye. Bir de şunu merak ediyorum. Eşim bana sinirli baktığında... Eşim bana sinirli baktığında duygulanabilirim demişsin. Olabilir, duygulanabilirim. Bu yazıcı arkadaş kendi duygularını yazdı. Adamın cevabı... Bayağı düşünsene bu yazıdaki Merve mi yazdı bunu? Cüneyt sen mi yazdın? Cansu yazdı. Demek ki Cansu belli ki eşiyle problemleri var. Sinirlenebilir. Coşkun bütün sana vermiş aslında. Çocuğa soruyorum böyle demişsin diye. Yok olabilir. Şerife'ye sormak istediklerin var mı? Şu an çok heyecanlıyım. Açalım paravanı Esra Hanım. Açalım paravanı. Evet. Şimdi ama bir saniye Hasan, paravanı açabilir miyim? Müsaade ediyor musun? Açalım. Ha, birkaç dakika daha bekleyebiliriz. Ben gördüm kendisini, beğendim, geldim. Onun için ta Isparta'dan. Tamam, okey. Hayır böyle birazcık daha heyecanım diyor, dinsin diyorsan beklerim ben. Esra abla. Buyurun. Dün bir tane arkadaş vardı, o da ismi Hasan'dı. Belki bu da takla atabilir bizim için. Ben bayılabilirim diye korkuyorum. Ne? Bayılabilirim diye. Ay Allah korusun. Gerçekten mi? Heyecanlıyım biraz. Yanına gelebilir miyim? Ben kalk otur otur. Kalkma. Ver elini. Adam şimdi daha çok gitti. Elini çekiyor ya. Eğer kötüysen biraz sonra da alabiliriz. Yok yok iyiyim. Ha? İyiyim iyiyim şu an. Ama bayılma yok, ha. Yok bayılma bayılmam. Vallahi yüreği ben de bayılırım. O bayılırsa ben de atarım kendimi yere. Bayılma bayılma. Biz şöyle yapalım bence. Ben Hasan bayılır diye buradan tutayım. Yeşim Hanım beni tutsun. Arkasına Ayça gel. Sen hangi... Hazır mısın? Hazırım. Bak Şerife'yi görünce... Ne yapayım Yeşim Hanım siz deyin. Bence Şerife Hanım'ı görünce daha çok mert bir şekilde dikilecektir karşısında. Çünkü almaya gelmiş aşkını. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Ayılana gazoz, ayılana limon. Ayılana gazozu da, ayılana limon. Ayılana gazoz, ayılana limon. Ayılana gazozu da, ayılana limon.
Hoş geldiniz. Az yardımcı olursanız bizi... Anlamadım. Şerife, yakından tanımak ister misin Hasan'ı? Yok, teşekkür ederim Esra Hanım. Buraya kadar geldiği için çok teşekkür ederim. Kalbini kırmak istemiyorum ama kusura bakmayın, çok özür dilerim. Tamam. Alkışlarla uğurluyoruz, buyurun. Ya çok zor bir an biliyor evet. musunuz? Yani hani bir tarafta diyorsun ki heyecandan bayılır mı diye. Korkarım yani. Hakan ve Serap geliyorlar karar anı için. Önce tanışma anları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sesim. Ne güzel geldiniz böyle. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kim başlamak ister? Buyurun efendim. Yok, ben talip olarak geldiğim için ben Hakan Bey'in... Yok, estağfurullah. Siz buyurun. Ben öyle düşünmüştüm de. Hani hiç bana söz söyleme... Anı gelmez. Hayır hayır. Söyleme anı anlamında değil. Hani talip olarak gelen benim ya. Hani. Olsun. O yüzden cevap. Tamam buyurun. Peki söyleyeyim. Şimdi. Birbirimizi seviyoruz, evleneceğiz. şöyle düşünüyorum. Yani Hakan Bey ile ilgili yapılan yorumlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu benim naçizane fikrim tabii ki. Kesinlikle buraya işte evlenme niyetiyle gelmedi ya da işte kimseyi beğenmemek ayrıdır. Hani o ayrı bir şey tabii ki. Ama bu niyetle gelmediği gibi falan öyle şeyler ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bunu biraz da kendimden biliyorum. Çünkü ben de 44 yaşındayım ve hiç evlenmedim. Yani Hakan Bey en azından evlenmiş. Dolayısıyla bu insanların evlilikle ilgili beklentileriyle alakalı bir şey. Hani o yüzden benim bu konuyla ilgili düşüncem bu. Esra Hanım, kısaca bir şey söyleyebilir miyim? Dikkatimi çekiyor. Hakan Bey hep elini bağlı oturuyor. Sen kısmetini bağlıyorsun bence. Sürekli elini bağlı oturuyor. Hayır, yanlış anlamayın. Sadece fark ettim, dikkat ettim, söyledim. Yani yanlış anlamayın. Burada art niyeti yok. Dikkatimi çekti. Alıyorum. Kara. Ben de bir şey demedim ki zaten. Yani böyle hazır durayım isterseniz. Bu şu şekilde. Yani kısmetimin aslında... açılmasıyla ilgili nasıl bir davranış sergilemem lazım? Aslında dün söyleyecektim, fırsat olmadı. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Evet, böyle yapınca normalde halk arasında kısmeti bağlanır derler. O yüzden yani akliyet yok bunda. Yanlış anlamayın. Psikolojide iletişime kapalı. Allah'ım. Kararınız? Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir yarım saate yakın herhalde görüştük. Hakan Bey çok hoş bebek. Yani bunu zaten herkes görüyor. Yalnız dün belki işte bu daha öncesinde yaşanan olaylardan dolayı kendisinde bir gerginlik olduğunu ve bir kararsızlık olduğunu. Kararsızlık. Kafası karışıklık diyeyim. Kararsızlık demeyeyim. Bir polemik yarat. Neler söylemek istersin Hakan? Yani bundan bana dolayı... geçen şey bu. Ben hani illa böyle... Aldığım enerji o. Şimdi söylemiyorum. Olmayan kişiler hakkında yorum yapmak yapmayalım. Hem o kişilerin de zaten bir vefatları var. O yüzden başları sağ olsun. Kendisine de buradan başsağlığı diliyoruz. Böyle bir durum da var.
Ben bilmiyorum. Benim de kulağıma geldi. Hemen de kendisine bir başsağlığı dileğinde bulundum. Ve konunun da hani daha fazla konuşulmasını da istemiyorum. Çünkü olmaz yani. Öyle anılmak istemiyorsun. Tabii hayır, anılmak değil. Şimdi bir başsağlığı, yani birisi vefat ettiği zaman ne olursa olsun her şey bir kenara, o ayrı bir olay. Yani sonuçta şimdi ben de yakın bir tarihte, çünkü boğumu kaybettiğim için, yani düşmanım dahi olsa bana telefon açıp da başsağlığı dilemiştir. Ki biz düşman değiliz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yani, kafan karışık mı? Yani olaylardan dolayı tabii ki etkilendim. Sinirlerim bozuldu, sinirlerim gerildi. Gece geç vakte kadar uyuyamadım. Yani bir sürü şeyler oldu. Ama karışıklık derseniz, yani hani yoluna devam konusundaki bir karışıklık mı var derseniz, hayır yok. Tam tersi, daha da kırbaçlandım. Daha da bu konuda, yani evlenme konusunda daha da hırslandım. Daha ne istediğimi bilen biri. Tabii daha netim yani şu bundan sonra. Netsin. Peki. Hanımefendiyle kararınız olumsuz. Yani. Alkışlarla uğurluyorum. Teşekkürler. Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bitecek. Bir gün saya saya. Günlerimiz bitecek. Arkadaşlar, Mehveş Hanım'a ilk talibiyle buluşmak üzere Mehveş Hanım geliyor. Keder hepsi geçer, bizle kar kalan nedir bu dünyada? Bizle kar kalan nedir bu dünyada? Mehveş Hanım 40 yaşında, iki evlilik yaptı, çocuğu yok. Programa Samsun'dan katılıyor, medikal fizik uzmanı. Talibi İzmir'den Nail Bey geliyor alkışlarla. Nail Bey. Evet. Hoş geldiniz Nail Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Aslında teşekkür etmek çok manasız geliyor ama, çünkü hepimiz umudumuzun peşinden koşuyoruz. Fakat bu bir ritüel olmuş. O yüzden teşekkür ediyorum ama yürekten söylüyorum. Şimdi Merve Hanım, bu teşekkür olayı zaten kibarlıktan gelir ya. Ben onu her zaman için kullanırım. Teşekkür çok güzel bir kelime. Güzel bir söz. Teşekkür etmek mükemmellik ya. Süper bir şey yani. Bence. Dil alışkanlığı olmalı değil mi? Dil alışkanlığı olmalı. Yani teşekkür etmek herkes için geçerli. Bir müşteriye hitap ettiğinde de, yani bir para alışverişinde olabilir, teşekkür edersin. Ne bileyim, güzel bir şey bence. Teşekkür etmek güzel. Mehveş Hanım, sizin için ne ifade ediyor ekranda gördüğünüz ve dinlediğiniz kadarıyla? Mehveş Hanım'ı ben bir haftadır takip ediyorum. Zaten var. Doğayı ve hayvanları sevmesi çok ilgimi çekti. Ben hayvan dediğin zaman ben duruyorum zaten. Bu arada bittim demektir. Çünkü gençliğimde de çocukluğumda da kediler besledik evde. Müstakil evde büyümüştük. O iş saatinde bir kedim vardı benim, Sarman diye. 7.30'da kalkacaksam 7.30'da gelirdi, benim saçımı tarardı. Yani yalanırdı, böyle bir şey yapardı. Uyanırdık biz. Hayvanları mükemmel seviyorum. Kedi köpek olsun. Hala evim balkonumda beslerim. Böyle. Benim de bir köpeğim ve bir kedim var. Zaten onu duydum. Çok sevindim. Kedi köpekler ben yaşayamam, ben bilenler.